İç şunu hayırlı. Olma. Otur oğlum. İç şunu. 40 yılın başı geldim abi vallahi. Yoksa ben... Biliyorsun yani ne acılar çektiğimi abi. Ne acısı çekiyorsun abi? Söyle bilelim. Abi vücudumun acısı ayrı, ruhumun acısı ayrı. Uzatma. Ben buraya seni dinlemeye gelmedim. Bugün ben izlemeye geldim. Seninle ben konuşmayacağım. Kadir konuşacak. Otur oğlum, otur. Temas yok. Onun için buradayım ben zaten. Kadir sen de az geri git. En baştan başlayacağım. Sen benim kardeşimi hırpaladın mı? Hırpaladın. Ben senden hesap sormaya geldim. Bir de benim kardeşime... bunun yumurtası çürük. Bunun çocuğu olmuyor dedin mi? Dedin. Beni delirttin mi? Delirttin. Ben seni bıçakladım mı? Bıçakladım. Şikayetini çekecektin. Babamın zoruyla tuttun mu? Tuttum. Ben hapse girdim. Şimdi sen... 4 yıldır... hala... benim yumurtası çürük dediğin kardeşimle aynı evde oturuyorsun. Bundan hiçbir soru değildi. Soru şimdi geldi bak. Sen niye boşamadın lan benim kardeşimi? Konuş oğlum. Bir şey yapmayacak sana merak etme. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Ne ağrılar, ne acılar. Bak buram ayrı, bacağım ayrı. Yağmurlu havalarda hala nefesim tıkanıyor, hala sızlıyor. Abi ben kendim yetişip merhem süremiyorum. Buradakilere sürdür oğlum sen de o zaman. Çıkmıyormuşsun nasılsa buradan. Abi öyle değil, yemin ederim. Kederimden yani. Benim kardeşimi salacaksın Ahmet. Allah canımı alsın seni burada kuşa yem ederim. Sazlı Dağ'ın tepesinde kemiklerini bulamazlar. Aa, buraya yazdım. Anladın mı? Annemlere niye gitmedin? İş vardı abi. Bayram ama bugün kızım. Ya işte sıkışmayalım diye bayramdan sonra. Babamı bekliyorum bir de. Çalışanlarla bayramlaşılacak falan. Ahmet uzun bir yolculuğa çıktı az önce. Biz yolculadık Servet abimle. Gayet sağlıklı, merak etme. Bir daha gelmeyecek. Bizim avukata vekaletname yaptırıp gönderecek. Sana da bir avukat bulacağız. Salimen. İster dön, ister kendi evinde otur. Orası senin bileceğin iş. Ama artık Ahmet yok. Sevinirsin sanmıştım. Diyecekler ki şimdi beceremedi. Bir evi çekip çeviremedi. Dışarıdan ne derlerse desinler tıka kulaklarına. Dışarıdan demeyecekler ki abi. Annem diyecek. Dışarıya zaten çürük yumurtayım ya ben. Ne yaşadığımı bir ben biliyorum. Babamın evinden çıktığım günkü Büşra'yım ben hala.
Cezaevinde bir abimiz kanserdi. Onun çok güzel bir sözü vardı. Bu illet olmadan uyandığım her gün yeni bir gün Kadir derdi. Öyle bakacağız bir şu. Her gün yeni bir düğüm çözeceğiz. Hepsini aynı anda çözmeye kalkarsak oho. Sen nasıl? Babama anlat meseleyi. Nasıl anlatacağım peki? Şehir dışında iş çıktı diyeceksin. Ben sizde kalsam olur mu bir zaman diyeceksin. Sonra zaten Ahmet boşanma kağıtlarını gönderecek. O zamana kadar ben de çıkmış olurum. Hallederiz. Var mı başka bir şey? Sağ ol abi. Sen sağ olasın. Sen sağ ol, salim ol diye bütün çabam. Öldü mü? Kim? Cezaevindeki abi. Kanserdi dediğin. Yok. Sanki ölmüş gibi konuştun da. Ey Allah'ım Büşra ya. Ölmedi, tahliye oldu. Memlekete döndü, ailesine. İyi bari. Abi bir dur. Yok yok, almam, almam. Ya yalvartma beni. Al dursun, lazım olur. Gözünü seveyim. Sağ olasın. Sağ ol. Nereye oğlum? E geri döneceğim cezaevine. Lan bin. Allah Allah. İki gün üst üste şımarırım bak. Bir sürü şey olabilir. En kötüsünü söyleyeyim, beyninde tümör olabilir. İnadı bırak. Gel bir bakalım Emin. Ne düşünüyor? Havuç gibi çok güzel rengi olan bir sebze. Ne diye toprağın altında yetişir ki? Hiç bilmiyorum. Ne diye? Ben de bilmiyorum. Ama babamı düşünmek yerine bunu düşünüyorum bu aralar. Bayramımız mübarek olsun Emine. Benim de sağ ol evladım, sağ ol. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Senden de, senin de sağ olasın. Bayramımız mübarek olsun. Senin de bana. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Baba. Ahmet. İlçe ilçe gezecekmiş de bir zaman. Pazarlamaya onu vermişler. Ha, iyi, ne güzel işte. Şehir dışında olacaklarmış da ben de dedim size mi gelsem? Tabii, tabii gel bizde kal kızım. Oturma tek başına. Ben namaza çıkayım başka bir şey yoksa. Yok baba. İyi. Emin amcacığım. Aa, Cansu, Cansu nasılsın kızım? Hayırlı bayramlar. Sana da sağ olasın, sana da bak, bak. Anasını babasını görmeye gelmiş kalkıp İstanbullarda. Ne güzel. Ne güzel, evet. Seni sordum, dediler dükkanda. Kızım sen bayramda da mı çalışıyorsun? Ne yapayım, kafam da ağrıyor. Anlat. Ne var ne yok. İstanbul'da hayat nasıl gidiyor? Ay vallahi çok güzel ya. Bir kere rahatsın. Öyle eve kaçta girdin, kaçta çıktın derdin yok. Koskocaman şehir. Kimse kimseyi tanımaz etmez. Yani burada öksürsen milletin haberi oluyor ama. Öyle. Bir de bir çocukla tanıştım şimdi. Buluşuyoruz arada. Yani hoş çocuk ama ne bileyim işte öyle gönlüm yok yani. Boşlukta. Boşluktan ne demek? Ya arada konuşmak hoşuma gidiyor işte. Öyle canım sıkılınca arıyorum. Çok uzatırsa işim çıktı falan deyip sallıyorum. Hoş geldin Cansu. Merhaba.
Cansu olmaz öyle tek başına. Abla diyeceksin. 2 yaş var aramızda, o kadar da değil. Neyse, ben burayı bitireyim. Kadircan seni bize götürsün, oldu mu? Olur, götürürüm. İyi olur. Gidelim o zaman. Canım çok kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol abi. Hadi dön de işimize bakalım artık. Gerçekten mi ya? Ne var oğlum? Bunca şeyden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsunuz ya. Bayılıyorum size.